Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere iPhone 14 mü yoksa iPhone 15 mi alınır sorusunun yanıtını vermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi 12 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'ye göre tabii ki akşam saatlerinde Apple yeni iPhone modellerini tanıttı. Bu modeller iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olmak üzere önceki sürümle aynı isim ve dizilime sahip olan seriler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi beni biliyorsunuz, ben tabloları çok seven birisiyim ve sizler için çok güzel bir tablo hazırladım. Şu anda ekranda o tabloyu görüyorsunuz. iPhone 15 modellerinde iPhone 14'ün Pro serisinde kullanılan 16 Bionic işlemci kullanılmış. Pro modellerinde ise 17 Pro isimli yeni bir işlemci gelmiş. RAM tarafındaki durum aynı. Orada bir değişiklik yok. Depolama alanında iPhone 15 ve iPhone 15 Plus aynı sürümlere sahip. iPhone 15 Pro'da artık 128 ailesi yok Pro ve Pro Max'te. Kamera tarafları ikili ve üçlü olmak üzere devam ediyor. Kameralarda önemli bir değişiklik var. Artık 12-12'ydi daha önceki modellerde iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ta. Artık 48+12 olmuş. Benzer durum Pro ve Pro Max modellerinde de geçerli. Pil tarafında önemli değişiklikler var. Piller biraz güncellenmiş. Özellikle iPhone 15 modelinde pil epey bir güçlü bir hale getirilmiş. iPhone 15 ailesinin en önemli yeniliği ise hepimizin bildiği ve tahmin ettiği gibi Tip C bağlantısına sahip artık. Yani Lightning kaldırıldı ve artık bütün iPhone 15 modellerinde Tip C dediğimiz ya da İngilizcesi Type-C olan bağlantı kullanılmaya başlandı. Bence bu önemli değişikliklerden bir tanesi. Bu arada iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri arasında kamera anlamında önemli farklılıklar da var. Mesela Pro Max'te 5x optik zoom var. iPhone 15 Plus ve Pro modellerinde ise 2x optik zoom var. Burada bir ayrışmaya doğru gidiliyor gördüğüm kadarıyla. Önümüzdeki serilerde 16'da 17'de muhtemelen Pro Max biraz daha yukarı seviyelere doğru hareket edecek gibi geliyor bana. Özellik anlamında söylüyorum. Az önce söyledim, Type-C bağlantısı var dedim. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerindeki Type-C 2.0, Pro ve Pro Max modellerindeki 3.0. Yani kabloyla daha hızlı transfer yapabileceksiniz. iPhone Pro ailesinin bu tabloda yer almayan önemli özelliği ise gövde malzemesi artık titanyum. Daha öncekilerde alüminyumdu ki iPhone 15 Plus ve 15'te de aynı durum söz konusu. Alüminyum devam ediyor ama Pro modellerinde artık titanyum gövde malzemesi tercih edilmiş. Şarj hızı ve diğer özellikler hemen hemen aynı. Fiyatlar ise iPhone 15'te 49 bin liradan başlıyor. iPhone 15 Pro'da 64 bin liradan başlıyor. Ve en yüksek fiyat olan iPhone 15 Pro Max'in 1 terabaytlık sürümü ise 92.999 TL arkadaşlar. Şimdi modelleri genel olarak baktım. Asıl soru şu arkadaşlar, hepinizin merak ettiği. Hani 14 mi alayım, 15 mi? Şimdi bu bana çok soruluyor ve muhtemelen sorulacak. Çünkü ben benzer bir videoyu 13256 mı 14128 mi diye bir ayrı bir video çekmiştim. Orada da yanıtlamıştım sizlere. Şunu net olarak belirteyim. 13 ile 14 arasındaki farkla 14 ile 15 arasındaki fark aynı değil. Yani 15 ciddi bazı güncellemeler içeriyor. Yani burada birazcık ben tabii kendi kişisel fikrime göre yorum yapacağım ama şimdi ekranda bir tablo göreceksiniz. Bu tabloda 14 ile 15 arasındaki farklılıkları gösteriyorum sizlere. Şimdi ilk olarak dikkatimi çeken şey şu tabii ki işlemci tarafında. Yani çözünürlük, işte diğer özellikler hemen hemen aynı. Ekran çözünürlüğü, ekran teknolojisi aynı. İşlemci A16 Bionic gelmiş. Yani bir önceki Pro modellerinde kullanılan bir işlemci bu. Öte yandan kamerada zaten çok büyük bir değişiklik var. Yani artık 12-12 değil 48+12 olmuş ve 2x optik zoom girebiliyorsunuz. Bu önemli bir detay. Pilin kapasitesi arttırılmış. 3240 mAh'den 3877 mAh'e kadar çıkartılmış. iPhone 14 aldığınızda dinamik adayı sadece Pro modellerinde kullanabiliyordunuz. iPhone 14 ve Plus modellerinde bu özellik yoktu. iPhone 15 ile beraber artık dinamik ada da gelmiş oldu. iPhone 15 ailesine de. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Bir de Type-C bağlantısı gelmiş. Yani önemli farklılıklardan bir tanesi olan Type-C bağlantısı var. Type-C bağlantısı da hani çok önemli mi? Bence çok önemli değil ama tek kabloyla hani farklı farklı cihazlarınız varsa hepsini şarj etme anlamında önemli bir detay. Biliyorsunuz Apple bunu birazcık mecburiyetten yaptı. Çok istediğinden değil. Avrupa Birliği bu konuda bir zorlama getirmişti. Bir kanun getirmişti. 2024 yılından itibaren bütün işte telefon ve tabletlerde Type-C zorunluluğu gibisinden. O yüzden Apple da böyle bir adım atmış oldu. Bizim açımızdan yani kullanıcı açısından bence güzel bir şey. Tek bir kabloyla bütün farklı hani Android olsun, tablet olsun, bilgisayar olsun veya işte iPhone, iPad olsun, şu olsun, bu olsun kullanabileceksiniz. Şimdi gelelim tercih konusuna. iPhone 14 mi alayım, 15 mi? Şimdi aradaki fiyata bakıyorum. 43.999 TL'ye düştü fiyatı. Bayağı düştü bu arada, yani 2-3 bin lira falan. iPhone 14 için söylüyorum. iPhone 15'in fiyatı ise 49.999 TL. Arada 6.000 TL'lik bir fark var. Ben olsam iPhone 15 tercih ederdim. Kamerası daha iyi. Pili biraz daha güçlendirilmiş. Ancak pil güçlendirilmiş fakat pil ömrü açısından baktığımızda mesela Apple'ın sayfasında baktım ben. Aynı saatleri veriyor. İşte
işte video izleme iPhone 14'te neyse iPhone 15'te de o. Muhtemelen işlemcinin gücünden dolayı pil kapasitesi artmasına rağmen pil ömrü çok da değişmeyecek gibi geliyor bana. Yaklaşık bir günlük bir pil ömrü vardı. Tabi kullandıkça veya piyasaya sürüldüğünde bu iyice netleşecek ama benim öngörüm pil ömrü çok değişmeyecek. Pilin kapasitesi artmasına rağmen bir telefona 44 bin lira verecek olsam 6 bin lira daha verip daha yenisini almayı tercih ederim. Tabi aklınıza farklı korelasyonlar da gelebilir. Mesela iPhone 13 mü alayım işte 14 mü ya da işte 13 mü alayım 15 mi gibi sorular da gelebilir. Hani burada tabi 13 ile 15 arasında ciddi bir fiyat farkı var. Tabi özellik anlamında da farklar var ama bütçemiz de o kadarsa yapılabilecek bir şey yok. Çünkü Apple fiyatları zaten çok yüksek arkadaşlar. Apple'ın fiyatları burada konuştuğumuz rakam 44 bin lira bir telefona vermek böyle söylemesi kolay geliyor ama kolay olacağını düşünmüyorum ben açık söylemek gerekirse. Tabii ki önceki modellerle kıyasladığımızda fiyat makası giderek artıyor. Bir yerde 50 bin lira var. Öteki tarafta işte iPhone 13 almaya kalksanız işte 35 bin liraya falan buluyorsunuz yanlış bilmiyorsam eğer fiyatları. Yani 15 bin liraya da neredeyse bir tane böyle orta seviye çok hani ortanın da biraz üstüne yakın Android telefon alınıyor arkadaşlar aradaki farkla. Hani o yüzden hani daha düşük modellere gidecekseniz tabii ki onları önereceğim. Hani iPhone 15 alın demeyeceğim. Çünkü aradaki fiyat farkı çok yüksek. Ama 14 ile 15 mi derseniz hani benim ibre birazcık 15'e doğru kayar. Çünkü çok büyük bir fiyat farkı yok. O yüzden eğer 14 ile 15 arasında kaldıysanız ben kesinlikle 15'i öneririm. Tabii benzer soru Plus modelleri için de sorulabilir. Ben burada Plus için bir ayrı bir tablo yani 14 Plus ile 15 Plus arasında ayrı bir tablo yapmadım. Ama orada da muhtemelen öyle bir 6-7 bin liralık fark olması lazım yanlış bilmiyorsam eğer. 14 Plus mı 15 Plus mı derseniz benim ibre yine 15 Plus'a doğru kayar. Çünkü hani özellikler biraz daha iyi. Özellikle ben kamerayı çok kullanan birisi olduğum için bu yorumu yapıyorum. Siz kamera çok kullanmıyorsunuzdur. Benim için önemli değil diyorsunuzdur. Kişisel beklentilerinizi ve kişisel deneyimlerinizi ön plana almanız gerekiyor. Çünkü bunu bazen çok soruyorsunuz. Onu mu alayım, şunu mu alayım, bunu mu alayım, bunu mu alayım? Arkadaşlar bu benim kişisel fikrim. Sizin farklı olabilir. Kendi beklentilerinizi ve ihtiyaçlarınıza göre yorum yapmanız gerekiyor. Bir karşılaştırma videosunun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere iPhone 14 mü yoksa iPhone 15 mi almalıyız sorusunun yanıtını vermeye çalıştım. Benim anlatmayı unuttuğum ya da sizin merak ettiğiniz başka konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyorum, hepsini değerlendireceğim. Ve elimden geldiğince de yorumlarınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Ben bu kadar uğraşırken sizden de küçük bir ricam var. Kanala abone olmanızı istiyorum. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone değil. Ücretli bir şeyden bahsetmiyorum. Katıl butonu falan bende aktif değil. Özellikle de aktif etmedim arkadaşlar. Ücretsiz olarak tek bir tıkla abone olacaksınız. Bu kadar basit. Ve bana destek olmaya devam edeceksiniz. Abone olanlar için de yorum yapın, videolarımı paylaşın. Bana desteklerinizi böyle bu şekilde gösterirseniz çok mutlu olurum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Oralarda da çok güzel içerikler paylaşıyorum. Twitter'da, Instagram'da ve TikTok'ta özellikle bu üçünde çok güzel içerikler paylaşmaya ve günlük olarak içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.